Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda ücretli kardeşlerimize, hatta emeklilerimize sesleniyoruz. Sizin sisteme kaptırdığınız çok büyük bir para var. Evet, bu parayı geri almanız lazım ve bu parayı nasıl alacağınıza dair 4 tane yöntem anlatacağım size. Bu gerçekten tasarruflarınızı korumak ve mümkünse de artırmak için mutlaka yapmanız gereken yöntemler. Şimdi sisteme kaptırdığınız para nedir dediğimde aslında bu kaptırdığınız paraların ne olduğunu bir önceki videoda anlattım. Hani o videoyu izlemeyenler için kısa bir şekilde şöyle sisteme kaptırılan paraları anlatmak isterim. Dönüp Türkiye'ye baktığım zaman asgari ücrette Avrupa'da sondan birinci mi arkadaşlar? Evet, sondan birinci. Eurostat istatistiklerine baktığımızda sonuncu Arnavutluk. Ondan sonra Türkiye, Bulgaristan gidiyor. Demek ki bakın bizim asgari ücretimiz çok düşük. İkinci nokta, Türkiye'de muazzam bir hasıla yaratılıyor. 19. ekonomi izlemiştik. Bu 19. ekonomiden sosyal harcamalar nedir dediğimizde 38 tane OECD ülkesinin içinde sondan birinciyiz. Bakın her konuda maşallah sondan birinciyiz. En sonda kim var? Meksika var. Sonra Türkiye var. Yani sosyal harcamalar yok. Dönüyorum. Dünyanın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkelere baktığımda Türkiye ilk dörde giriyor. Kimler var? Meksika, Costa Rica, Şili, Türkiye var. Buradan çıkan sonuç şu, özet şu, yani birinci ilk videonun özeti şu arkadaşlar. Türkiye gerçekten çok büyük paralar kazanan, büyük bir hasılat yaratan ekonomi. Ama gelirin %55'ini tepedeki %10 götürüyor arkadaşlar. Yani ücretliye buradan az veriliyor. Emekliye hasıladan az para veriliyor. Verileni de sizden enflasyon yoluyla ve faiz artırımları yoluyla bankalar ve holdingler çekiyor. Şimdi bakın bu sizin sisteme kaptırdığınız para. Ve bu sisteme kaptırılan paraları nasıl alacağınıza dair 4 tane yöntem açıklayacağım size arkadaşlar. Ama şunu bilelim. Biz nasıl kaptırıyoruz? Ya enflasyon yoluyla ben nasıl kaptırıyorum? Faiz artırım yoluyla nasıl kaptırıyorum dediğiniz zaman. Şimdi enflasyon yukarıya doğru gittiği zaman holdinglerin mesela bir fabrikasının girdi maliyeti 1 ise bunlar bize 3 zam yaparak bir şekilde o girdi maliyetlerini yansıtabiliyorlar. Bizim yansıtma imkanımız yok. Bunu daha önce konuşmuştuk sizinle. İkinci nokta, faizler artıyor dedik. Faiz arttığı zaman da bakın holding yansıttı girdi maliyetini. Faiz arttığı zaman da mevduat faizi yukarı çıkıyor ama benim kullandığım tüketici, ihtiyat, ticari kredi faizleri de yukarı çıkıyor mu? Dolayısıyla bakın iki, banka da bana yansıttı. Dolayısıyla ben holdinge, ondan aldığım mal ve hizmetlere, bankadan aldığım finansal yardıma ben fazla bir para ödedim ve sisteme para kaptırdım. Buradaki sıkıntılı sisteme. Üçüncüsü sermaye sahipleri. Bu sermaye sahipleri de bankalar, holdingler ve üçüncü ayaktır sistemde. Bunlar da ne yapıyor arkadaşlar? Devlete borç veriyor. Peki neden devlete borç veriyor? Çünkü devlet ekonomiyi yanlış yönettiği zaman bütçe açık veriyor. Açık verince de gidiyor borç alıyor. Bakın şu dönemlerde faizler yukarı çıkıyor. Neden yukarı çıkıyor? Çünkü dış sermaye diyor ki gelirim ama Türkiye'ye biraz daha faizi yukarıya kaldır diyor. Ben birazcık daha istifade edeyim bu işten diyor ve ben sana para vereyim, sen de çarkı çevir diyor. Ve burada eğer bu insanlardan borç alındığı zaman ki gelsinler diye bin takla atıyoruz. Bunun faizini kim ödüyor? Devletin bütçesi ödüyor. Peki bütçeye kim koyuyor bu parayı? Siz koyuyorsunuz, ben koyuyorum arkadaşlar. Nasıl? Zamlarla, nasıl vergilerle bu para bizden çıkıyor. Demek ki bakın bizden, ücretliden, emekliden bu anlattığımız yöntemlerle sisteme para çıkıyor. Hem de çok büyük para çıkıyor. Peki gelelim şuna. Ücretli, emekli parasını nasıl geri alacak? Dolayısıyla burada sizden bakın çok profesyonel bir şekilde vergiler, zamlar ve adaletsiz dağıtılan bir ücret sistemiyle bu paralar alınıyor mu? Eğer profesyonel bir sistemle sizden bunlar alınıyorsa siz de profesyonel davranarak bunu geri alacaksınız. Nedir bu yöntemler? Birinci yöntem. Merkez Bankamız faizi artırıyor mu arkadaşlar? Şu an baktığınız zaman 47 veren mevduata bankalar var. Ve Merkez Bankası bir de şunu diyor, bakın 47 mevduat faizi var ama
son faiz artırımında Merkez Bankası şunu diyor. Diyor ki kurul dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde gelmiştir diyor. Hatta şöyle ekranımı birazcık daha küçülteceğim. Şunu da alacağım şöyle. Bir türlü başaramadım. Ha, süper. Kurul dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir diyor. Türkçe tercümesi şu. Ben faiz artırımında gerçekten önemli bir noktaya geldim. Devam ediyor sonra. Bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Türkçe tercüme. Ben önümüzdeki toplantıda da bir faiz artırımı yaparım aga. Tamam mı? Ama ondan sonra da artık sanayiyi de çok fazla incitmemek için burada kalırım. Şimdi yabancının beklediği seviyede burası arkadaşlar. O zaman bizim buradan kazancımız ya da yöntem olarak faydalanmamız şudur. Bir ay sonra 52-53'ten eğer Türk lirası mevduat varsa, bir tasarrufunuz varsa bunu bağlayabilirsiniz. Yani yoksa dostlar sağ olsun. Ama olanlar dişinden tırnağından arttırmış olanlar için 52-53'ten bağlamak parayı en azından sizden alınan paraların telafisi için bir yöntemdir diyorum. Tabii ki tüm kayıpları telafi etmez ama bir pansuman yapar. İkinci yöntem, hepimizin bildiği dolar değil mi? Arkadaşlar dolara 30 diyelim. Şimdi doları 41-42 lira olduğu bir senaryoda bir yıl sonra sizin kazancınız ne olur? %40 olur. Şimdi dolar 50 olsa eyvallah bu kazanç artar. Ama doların 41-42'de tutulmasına dair bir takım yeni haberler var. Neden 41-42 diyoruz? Onu da anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü yöntem altın desek. Ons altın gerçekten 2000 doları da kırdı arkadaşlar. 2500 dolara çıktı diyelim. 2500 dolara çıksa ne kadar kazanacaksınız arkadaşlar? %25 civarı falan. Peki 3 tane yöntem var. Bu 3 yöntemde bir şekilde adaletsiz bir gelir dağılımıyla bizden alınan paraları ve işte faiz artışlarıyla ve enflasyonla bizden alınan paraların telafisi için varlar. Ama tamamen bu parayı geri almak ve belki de artıya gitmek için dördüncü yöntemi kullanacağız. O da şu arkadaşlar. Şimdi bakın. Birinci faiz artırımı, bir faiz artırımı daha olduktan sonra burada yabancının ufak ufak gelmesine dair bir emare var. Normalde de bunu bekliyorduk zaten. Hani bir faiz artırımı daha olur, artık yabancı gelir diyorduk. Ama ne buna engel çıkmıştı? Hukuk sistemimizde hatırlayın. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir sıkıntı çıkmıştı ve bunu da biz bu kanalda da anlatmıştık. Bütün uzmanlar söylemişti. Hukuk sisteminin arızalı olduğu, toplumsal gerginliğin olduğu bir yere para gelmez demiştik. Çok dikkat ediyorum. Oradaki o iş sustu bitti. Çünkü neden? Parayı yöneten insanlar Türkiye'de buradaki işte anayasayı değiştirip siyasi bir avantaj elde etmek için yapılan manevranın dönüp dış sermayenin Türkiye'ye girişini vurduğunu gördüler. Bakın bu konu şu an buzdolabına kaldırıldı. İçerideki sosyal toplumsal kutuplaşmayı da bir şekilde önümüzdeki dönemde buzdolabına konulduğunu göreceksiniz. Ve burada dördüncü yöntem olarak şunu söylememizde etkili olan bir takım yeni haberler var. O da şu. Dedik ki, evet bir hukuk tartışması dış sermayenin girişini engeller dedik. Bu tartışma buzdolabına kaldırıldı. Ama şimdi hükümetin bu faiz artırımlarına karşı kayıtsız kalmayacak bir takım yabancı kurumlardan da açıklamalar geliyor. Şimdi nedir? Bir, yeni bir haber. Reuters'in haberine göre Avrupa'nın arkadaşlar en büyük ve dünyanın ilk 10 varlık yöneticisi arasında yer alan Amundi Türk lirasına yeniden yatırım yapmayı düşüneceğiz demişler. Amundi'nin yönetiminde 2 trilyon dolarlık bir varlık var arkadaşlar ve kurum son yapılan faiz artışının çok olumlu olduğunu ve enflasyonla mücadelede ciddiyetin bir işareti olarak gördüklerini söylemişler. Ben de şunu demiştim aylar önce. Burada ciddiyeti göstermek istikrardan geçer.
faiz politikasından geçer. Faizi arttırmanız lazım. Likiditeyi de geri çekmeniz lazım. Merkezin bastığı parayı da geri çekmesi lazım. Ama o yerel seçimlere kadar çekilmeyecek arkadaşlar. Yerel seçimler var ama yapılan bu faiz artırımları bile bakın yavaş yavaş yabancının ilgisini çekmeye başlıyor. E bunu daha önce de diyordum zaten. Ne engelledi bunu? Hukuk alanında çıkan tartışmalar engelledi. Şimdi burada demek ki ekonomi haricinde politik ve sosyal alanda bir şekilde hükümetin arıza çıkarttırmaması lazım. Çıkartanı da engellemesi lazım. Bakın adamlar sinyalini veriyor. İkinci gerekçe şu. Bankacılık sistemi ile ilgili olarak geçen gün fark ettiniz mi? Goldman'ın ve Bank of America'nın bir raporu çıktı. Bizim Türk bankalarının, özel bankaların hedef fiyatları yükseltildi arkadaşlar. Şimdi eğer Türkiye'nin ekonomisinde önümüzdeki durumda günlerde, aylarda eğer bir resesyondur, sıkıntılı bir durum olacağını bu çakallar görse buradaki hedef fiyatları yukarı çıkarmaz. Çünkü bankalar iş yapamaz haliyle kâr edemez. Kâr edemeyince de hisse fiyatı düşer derler. Bu nedenle Bank of America ve Goldman'ın Türk bankacılık hisselerinin hedef fiyatlarını yükseltmesi eğer hukukta, sosyal alanda çok büyük bir arıza çıkmazsa merkezin bir faiz arttırımından ya da iki faiz arttırımından sonra yabancının Türkiye'ye giriş sinyalidir arkadaşlar. Bakın 30 yıllık meslek hayatımda rahmetli dayımın aracı kurumunda başladım. Ben gazetecilikle ya da youtuberlıkla ekonomiye girmedim. Ta Borsa İstanbul arkadaşlar Karaköy'deyken tahta sisteminden beri piyasaları izliyorum. Burada bir sazan sarmalı vardır. Bunu size anlatıyorum ki ne olup ne bittiğinden farkında olun. Ezberleri konuşmayalım. Ve bir de bazı arkadaşlar diyor ki mesela işte dün öyle dedin, bugün böyle dedin. Dün yabancı sermaye gelmez dedim. Niye? Hukukta arıza çıkartıyorsun. Ama arıza çıkarmazsan, işleri yoluna koyarsan yabancı sermaye niye gelmesin kardeşim? Haliyle bakın akıllı bir adam, akıllı bir kadın yatırımcıysa ekonomiden ve politikadan gelen sinyalleri takip eder, ona göre davranır. Benim özetle demek istediğim bir faiz artırımı daha olduktan sonra Amundi'nin yaptığı açıklamayı söyledim. Bank of America Goldman hedef fiyatları yükseltiyor dedim. E niye yükseltiyor? Demek ki bu adamlar bankacılık sisteminin iyi çalışacağına emin. E hangi ortamda iyi çalışır bankacılık? Tabii ki ekonomik aktivitelerin sağlıklı gerçekleştiği, rasyonel politikaların devam ettiği bir durumda. Ve bir diğer nokta da şu. Sazan sarmalından bahsedeceğim. Hani bunu bilin. Tuzağa düşmeyin diye arkadaşlar. Ezberlerden gitmeyelim. Dün öyle, bugün böyle değil. Hayat değişkendir. O değişkenliğe göre kendinizi ayarlayın. Ama değişmeyen tek bir şey var. Onu anlatacaktım işte. O da şu. Sazan sarmalı hiç değişmez. Daima böyle kenara çekip sürekli eleştiren tipler vardır. Bakın bunlar bir tane incir ağacının sahibi olamazlar. Niye? Hep negatif, hep negatif. Ya kardeşim veri akışını değerlendir, akıllı ol, sazan sarmalına düşme. Nedir sazan sarmalı? 30-40 yıldır aile aracı kurumunda piyasada gözlemlediğim hadise şu. Yabancı arkadaşlar Türkiye'de sıkıntı var, o var, bu var falan filan ne yaptırır? Faizi yukarı çeker. Hakikaten Türkiye'nin de dolara ihtiyacı vardır. Ödemeler dengesinde açık vardır. Kur yukarı gider. Mecburen yönetenler de bu faizi yukarı çeker. Bu faizi yukarı çektikten sonra yabancı ne yapar arkadaşlar? Burada faiz tepedeyken giriş yapmaya başlar. Ve kur yukarıdayken, kur da yükseliyor tabii bu arada, ödemeler dengesi açığın var. Kur da yukarıda tepe seviyelerde dolarını bozup Türk lirasına girer ve faizden faydalanır. Diyorum ki bakın 1-2 ay sonra merkez faizi tap noktaya çıkartacak. O yüzden dedim birinci yöntem olarak mevduat faizinden yararlanın. Yabancı da 1-2 ay sonra bakın hala girmiyorum diyor Amundi mesela. Diyor ki gözlemliyorum, radar aldım. Ya niye radar aldın? Gelsene. Hayır, 1-2 ay daha faizi arttır. Uyanık. O öyle girecek. Sazan sarmalının özü bu. Tap noktada bunlar girdiği zaman doları yukarıdan satar, faize girer. Ondan sonra şunu yapar. Yukarıdan doları verir arkadaşlar. Borsayı aşağıdan kazımaya başlar.
Ondan sonra burada bize laf söyleyen arkadaşlar sürekli o öyle değil, bu böyle değil, bir dediğin bir dediğini tutmuyor diyen vatandaşlar da ulan bir bakar borsa yukarı gidiyor, uyanır dur biz de girelim der. Bu sazan sarmalında dipten malı kazıyan yabancılar bu arkadaşlara borsa endeksi 12 bin 13 binden malı bir çakar kafasına. Bunlar der ki hay Allah cezanızı vermesin ne oldu? Ya bak işte borsa borsa dediniz canımız yandı. E güzel kardeşim sazan sarmalına girmeyeceksin. Yani yabancı yukarıdan verir dolarını faizini yukarıdan girer. Borsayı alttan kazır 12 bin endekse taşır 12 binde sen uyanırsın malı sana verir. Dolayısıyla dördüncü yöntem olarak borsaya girmeniz gerekir arkadaşlar. Burada ama şunu yapmanız lazım. Tek başınıza giremezsiniz. Şöyle elimi tuttuğum kağıdı da alayım. Olmaz. 2022 koşullarında değiliz. Seçerek alım yapacaksınız. Ve bakın Türkiye'ye yabancı sermaye selektör yapıyor diyorum. Anlattığım BofA'yı, Bank of America'yı, Goldman'ı söyledim. O fonu söyledim ve bir şey daha söyleyeceğim. Deliller üstünden gideceğim. Şimdi Oyak'la TCC'nin bir haberi çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki TCC nedir? Hemen onu da açalım. Oyak Çimento biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük. Uzak Doğu'nun da en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation var. TCC, TCC diyor. Şimdi bunların ikisinin arasında gerçekten güzel bir anlaşma var. Ve tam yabancı sermaye çekelim derken hakikaten bu anlaşma önümüzdeki dönem için bunların selektör yaptığını bize gösteriyor. Bakın delilleri ortaya koyuyorum ben yabancılardan gelen. Ve diyor ki Oyak ile Taiwan Cement Corporation arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesine göre Oyak dolaylı olarak %60'ına sahip olduğu Oyak Denizli Çimento AŞ hisselerinin %100 işletme değeri 1 milyar 300 milyon euro olmak üzere %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin yürütmesine başlamıştır. Türkçe tercümesi şu. Türkiye'ye bir yabancı sermaye gelecek. Ve bunu hukukta, sosyal alanda eğer hükümet bir sıkıntı çıkarmazsa ya da sıkıntı çıkartanları engel olursa bu sermaye gelecek. Girdiği zaman yabancı bu dediğim anlattığım sazan sarmalına sokacak bizi. O yüzden arkadaşlar endeks 8000'i geçemiyor şimdi. Niye? Hala gelmiyor adamlar. 2 faiz arttırımı, 1 faiz arttırımı daha bekliyor. O yüzden uyanık olun arkadaşlarım. Burada seçerek bilançosuna bakarak bir uzmandan destek alarak pozisyon açmanızı tavsiye ediyorum. Borsa endeksi 7500-7600 yaparsa buralardan mal kazıyorlar zaten görüyorum. Siz de iyi kağıtları, bilançosu kuvvetli kağıtları alın. Ha burada bizim yardımımız olabilir. Biz Avrasya Yatırım olarak bir Anadolu Aslanları grubumuz var. Katıl butonuyla bize katılabilirsiniz. Ama şu var arkadaşlar, bu borsayı bir ganyan bayi gibi görmeyin. Yani her girdiğinizde para kazanacaksınız. Bu bakın 2 aylık, 3 aylık bir perspektif gerektiriyor. Haliyle girdim, yürümedi, ben çıkıyorum, gidiyorum, borsaya girmem diyen arkadaşlarım, ondan sonra bir faiz arttırımından sonra bu adamlar geldiğinde borsanın yukarı gittiğini gördüğünde elini dizine vurur. Dolayısıyla 4 tane yöntem açıkladım. Bu yöntemlerin dördüncüsü borsaya girmek, uzmanlardan destek almak. Bizim burada bakın profesyonelce bizden alınan paraları profesyonelce almamız lazım. Bu 4 yöntemi o yüzden anlattım. Ve yatırımcı okulu videolarımızla biz eğitimler de veriyoruz. Arzu eden arkadaşlar katıl butonuyla bize katılsın. Ha bana şimdi bir de yorumlarda diyorlar ki ya reklamını yapıyorsun. E ama borsada öğrenerek iş yapmanız ve bir uzmanın bilançolara bakıp analiz edip seçmesi lazım. E bunu biz anlatmayalım mı? Eğer yani siz anlatacaksanız bana bunu diyenlere söylüyorum. Hani reklamını yapıyorsun diyenlere. Bakın iş yatırıma gidin. Yapı kredi yatırıma gidin. Bu bir yöntem. Sizden alınan paraları geri almanız lazım. Holding alıyor, banka alıyor. Bunu geri alacaksın ondan. Ha, sen reklamını yapıyorsan diyorsan siz yapın, ben getireyim paramı size. Siz benim paramı bir şekilde iyi seçimlerle arttırmaya çalışın yani. Çok memnun olurum. O yüzden arkadaşlar profesyonellerden yardım alın. Borsada düştükçe de mutlaka pozisyon açın arkadaşlar. Dediğim gibi Goldman'ın, BofA'nın raporları,
TCC'den gelen haber, ondan sonra son, yani sadece o anlattığım yatırım fonu değil, birçok yatırım fonu pusuya yatmış bu çakallar. 1-2 faiz artırımı daha bekliyor. Burada büyük fırsatlar olacak. 20 dakika yine çok konuştuk, uzun konuştuk. Yine fırça atacaklar bana ama ne yapalım? Mevzu ciddi olunca da uzun konuşmak gerekiyor. Herkesi Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubuna da bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.